Numaran yok ki izin. Efendim. Bu sana bir şey olmaz ya. Efendim. Paromuza Tarkan. Hı. Neredesin? Hastanedeyim, ne oldu? Çabuk. Çabuk motele gel, çabuk. Hangisine? Elinde silahlı bir adam var burada. Tamam, hangisine? Mango mu? Kolum atıyorum, çabuk. Tamam, hadi at. Sarp, gitmemiz lazım. Kişi sayısı önemli. Tamam, tamam. Dökümcü koş koş. Cenk'i görmek istemiyorum mümkünse. Yani hastanede. Ne oldu? Motelde elinde silahlı biri varmış. Aha. 1305 damlı memuru sil 1 Lincoln 43 kodu altında 13 bildiriyorum. Ters. Bu bizim değil, bu bizim. Ana ne oldu? Amına koyayım sen. Müsait birimleri yönlendir GPS'imize. GPS kodum 111. Motel Mango'ya yönelim. Silahlı bir şahıs varmış. Mango değil, Mango değil. Düzeltiyorum. Bir tur 82 yöneliyor. Hemen. Airbird'e taleplerini açık. Efendim. Kapıyı aç. Açamıyor musun hala? Yok. Aç, dene. Çabuk. Anladım. Bir daha dene. Motel Mango bölgesindeyim. Herhangi bir şekilde görüntülebiliyorsunuz. Mango değil, Mango değil, Burger'ın olduğu otel. Neresi? Heh. Adı ne oranın? Efendim. Efendimiz. Çabuk adam kapıyı. Geliyorum, geliyoruz, geliyoruz. İkinci kat çabuk. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Gir odaya sen. Gezinme ortalıkta. İkinci kat. İkinci kata çıkış yapacağız. Motelden beraber giriyoruz bilginize. Memur soy memur asistleri birlikte bir adım 43 kuda altında 13 akabinde kodu şeklinde olay yerine yöneliyoruz. Queen 91 bölgede kod altı. Story olsun herkesin elinde. Gelin. İkinci katmış arkadaşlar. Dikkatli girelim. İnmiş olabilir belki dedim ama. Olabilir evet. İkinci katta çıkacağız. Dedektif Kaya konuşuyor. Kamera kontrollerini sağladım. Şahısların bir tanesi araçta şoför koltuğu demiş. Bir tanesi yan koltuğa inip dedektif Ulutürk'ü bıçaklama sağlıyor. Kişinin sadece bir kısmı bir saçı gözüküyor. Aynı anda çıkalım o sensörden. Evet evet. Bilgisi var elimizde. Bilginiz olsun. İkinci kata basıyorum. Basıyorum ben de. 3 2 2 2. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sol sizde, sağ. Sağdayım. İlk odaları tek soldayım. Tek bakalım, toplu gezelim. Biri bende gelsin, herkes sola gitsin. Gel bozuk, gel beraber gel. Bekleyin, bilgi burada. Alıyorum. Diğer katları. Dostan top polis departmanı. Hastane. Olumsuz bir durum var mı şu an içeride? Açtım kapıyı. Yavaşça tamam, kapının giriyoruz. Arkasına sakin uzaklaşın. Olun. Sakin kapının arkasına olun. Uzaklaşın. Yavaşça gireceğiz. Sakin olun lütfen. Sakin olun. Temiz. Temiz. Neredeyiz? Nerede gördün? İyiyiz. Dışarıda gördüm. Elinde böyle kocaman kolum kadar silah vardı. Ondan sonra geldi. Biraz önce kapının önüne kaçan araç mıydı sence? Bence oydu. Evet. Jeep tamam. Vardı. Gördün tamam, mü aracı? Oldu. Jeep'i kim bana mı diyorsun? Evet. Kesin Jeep'i oldu. Gördüm de binip giden yoktu. İçindeydi adam. Kendi bindi ilk direkt bizim önce. Ciddi misin sen? Evet. Kesin oydu ya. Lacivert bir Jeep'ti. Bu... Krem Çavuş Dökümcü konuşuyor. Ve Air birimi. Çevrede lacivert renkli bir Jeep arar mısın? Anlaşıldı. Diğer katlara baksa mıydık ya, ama araç yok. Yani 30 tane kat var Aykmış. Araba gitmiş. Evet. Tamam, kod 2 şeklinde çevreyi tarayalım, şu jipi arayalım. Tamam. Bir limona bakalım. Kod 2 şeklinde çevreyi taramaya, çevrede tarama yapıyor. Söylesene limona yöneldiğimizi Aykmış. Tamamdır. Kod 2
Queen 91 Limon Motel'e yöneliyor. Operatör konuşuyor. Özellikle motel bölgelerini tarayalım. Efendimiz? Ben çıkayım mı? Ne yapayım? Çık çık. Temiz temiz çık. Tamam. Tamam. Dikkatli ol. Donanız. Kırmızı Mercedes aramıyor değil mi? Hala aktif olarak. Olumsuz. Otel Mango bölgesini açıp beklemeye geçiyorum. Aslında arıyoruz A45'i. Aa yok, yakalamış. Ya. Doğru. Ayrton 82 konuşuyor. Motel Zürih etrafında tarama yaptık. Herhangi bir bozulsuz durum yok. Şu bizim lojmana bir bakalım var. Ya. Olur. Şuraya gidelim mi? Bir saniye. Şuraya. İşaretle. Gidelim. Yöneldiğiniz bölgeyi belirtir misiniz? Efendim, kahverengi olan motele yöneliyoruz. Çok katlı bir motel bildiğim kadarıyla. Motelin içini ve etrafını arayacağız. Anlaşıldı. Bilgi verin aradıktan sonra. Anlaşıldı efendim. Diğerini işaretliyorum. Hı. Konuşuyorum. Son silahlı o durum Motel Zürih etrafından mı geldi ilk var? Motel Zürih mi oranın adı? Hayır, Zürih yok, bizimki. Yok, kahverengi motelden geldi ilk var. İsimleri de bir garip. Evet, garip ya. Eğer bir motel bölgesinde şişli tanımlarına devam ediyor, herhangi bir olumsuz var, henüz bahsettiğiniz alınmadı. Edim 43, motel aramak için kod aldı. O ne ya? Bir geri döner misin hemen? Sağa evet. Dönelim. Memur onu bekliyor konuşuyor. Orada öyle bir araç. Efendimiz. Adım hala burada. Lan nasıl orada ya? Burada. Size karşı işaretle Aytunç. Aytunç işaretle. İşaretliyorum. Biliyorum. Operatör konuşuyor. Son gelen ihbar doğrultusunda şahıs aynı moteldeymiş. Bilginize kodu şeklinde yönelin. Ekip var bölgede. Bölgedeki ekipler giriş çıkışları tutun yöneliyorum. Anlaşılıyor efendim. O katta mıymış hala? Bilmiyorum ki, anlamadım ki nasıl oluyor abi. O zaman odası olabilir orada belki. Olabilir. Efendim, şahsı ikinci katta gördüklerini söylüyorlar. Sizi bekliyoruz. Gel, atlat. Queen 91 bölgede. 1.82 son gelinlik barın 11.52 durumu için kod 6. Aynı şekilde giriş yapıyoruz. Lobide bir ekip tutalım bence. Evet. Operatör konuşuyor. Arka tarafta sivil şahsın kontrollerini sağlayan ekip. İşiniz bittikten sonra lobide beklemede kalın. Kan örneğini al. Anlaşıldı. Efendim, sivillerin söylediğine göre ikinci kattayım. Tamam. Sağ tamam. Tarafta. Aynı herkes anda gelsin. Geçelim. Hazırsak aynı anda. Gezeceğiz. Tamam. Bir. Dur bir dakika. Biz gelmiyor. İki, bir zaten. Bir. Çabuk. Ayrılın. Sağ sola ayrılın arkadaşlar. Sağ bende. Bak şeyde gördük. Tam şu kapı var ya, ileride en sağdaki kapının en önünde. En sağ.
Tam sizin aşağı inin. Tarık Bey. Aşağı. Giriş sağlayacak mıyız efendim? Açıksa evet. Bu açıksa gireceğiz. Burası. Bir kapı. Şura olabilir mi efendim? Belki yanlış görmüşlerdir. Olabilir. Kilitli. Biz yok, kapı kapalı. Biz kapıların hepsi kilitli nerede? Bir dakika kapımı açayım dur. Dur senin kap, senin evinde. Senin odana mı girdin? Bekle. Bilmiyorum. Dikkatli tamam ol. Aç hemen sağa geç. Geç sağa, geç sağa, geç sağa. Tamam. Sağ geç. Los Santos polis departmanından kıdemli çavuş Dadelen konuşuyor. İçeride biri varsa etrafını sarıldı. Lütfen yanlış bir hareket yapma. Yoksa ölümcül güç kullanmak zorunda kalacağız. Anlaşıldı mı? Giriyorum Sarp. Tamamdır, dikkat. Sağ sol kontrol edin güzelce. Temiz burası. Hop hop burada! Çekil, çık. Çık, dikkat. Lan ne oluyor? Herkes odayı boşaltsın. Yoksa dizdiğim bütün bombaları patlatırım. İzlerim aşağı inin. Tamam. Tamamen yok olacak. Ne istiyorsun bizden? Kaptaki ekipler desteğe ihtiyacınız var mı? Siz benden ne istiyorsunuz? Sen bir şey istiyorsun belli. Koskoca motele bomba döşediğine göre. Evet, tek istediğim şey hiçbirinizin yüzünü görmemek. Herkes odanın dışına çıksın. Nasıl güveneceğim sana? Görebileceğim yerlere mi döşedin bombayı? İstiyorsan ortaya çıkayım ve beni öldür. Bu riske girmeyi ister misin polis? Çıkış yapıyoruz odadan. Ateş etme sakın. Silahımı indirdim. Arkadaşlar çıkın hızlı çıkın bölgeden. Çavuş dökümcü konuşuyor. Kişiyle irtibata geçildi arkadaşlar. Çok tehlikeli. Arkadaşlar tüm moteli boşaltın. Hızlı şekilde tüm moteldeki sivil vatandaşları boşaltın. Hemen bir bombayı mahalle bir iletişime geçin. Tarık Bey aşağıya. Koca otelde bombaları nerede boşalt bulacaklar ki ya? Boşalt şurayı boşalt. Bomba döşemiş otelde. Boşalt. Ana ne? Ne? Çık. Haydi. Tarkan. Tamam mı? Emin miyiz otelin boş olduğundan? Şimdi bir resepsiyona da sorarız. Aynen. Hepsini boş... İn çık. Çık burayı. Boşaltın burayı. SMT'siniz mevcut mu efendim? Ağır silahlı. Şu anlık bir çatışma durumu yok. Çıkış sağlayın. Bütün sivillerin motelden çıktığından emin olalım. Ağır silahlı. Yelek. Silahlarımızı alalım. Yeleklerini giysinler. Evet. 6000 kıdem çavuşlardan konuş. Arkadaşlar tüm ekipler operasyon yeleklerinizi giyin. Dışarı. Departmana dönüş sağlıyoruz hep beraber. Air birimi. Her ihtimale karşı Metropolitan Büro üyeleri vardır herhalde şu an. Evet. Motelin girişini sıkı şekilde kontrol edin. Departmana dönüş sağlayıp ekipman tedariği yapacağız. Air sürekli havada kalsın. Anlaşıldı. Girişi muhakkak gözetliyorsun. Çıkan giren olursa haber veriyorsun. Anlaşıldı. Dedektif hayatta mısın? Olumlu. Anlaşıldı. İrtifasını yüksek tutsun, ya. Olası bir taranma durumunda zarar görmesin. Söyle çok alçaktan bakmasın. Kod 6 son akabinde ona dokun. İrtifanı yüksek tut, olası bir ateş altında kalırsan problem yaşamayalım Eğir. Anlaşıldı. Eğer ekip onu da kurt verildi mi? Gelen bir verin. Krom gesture diyor. Bir konfeksiyonu kapandı daha da için kod dedi. SWAT değil miyiz? SWAT yapmayalım. Yeleklerini giy. SMG'ni al. Avery konuşuyor. Motelin etrafından beyaz spor bir araç geçti. Dolandı birkaç kere. Ya o yerim çok. Arkadaşlar bir yol verin. SMG verebilecek bir tekrardan dolanmaya devam ediyor. Bir dakika. SMG yok. Dedektif Kaya'dan Dedektif Ulu Türkiye. Dinlemedeyim devam et. Efendim beklemede kalın ben alım sağlayacağım size. Anlaşıldı. Aa. M4 mi SMG mi? Değil mi? M4. SMG.
Bir bekle bakalım. Çanta takar mısın? Almam lazım. Hemen geliyorum. Gel gel buraya gel. Heh. Tamam, yukarı dolapta var, onu diyecektim. Bunu hazır zaten. Tamam, koş. Çavuş. Efendim. Bunu nasıl... Bu öyle ilk mi? Önce hafif yelek giydiğimiz için üstüne çelik yelek giyiyoruz ya. Yine hafif aha yelek kalıyor. Ona yapacak üzerini bir şey... Değiştir, üzerini değiştir, evet. Ha, tamam. Avery konuşuyor. Motelin dışında herhangi bir olumsuzluk yok. Fakat silah sesleri motelin içerisinden geliyor. Anlaşıldı. Efendim, dolap erişemiyorum ben otomata. Erişemiyor musun? Evet, çanta alamıyorum o yüzden. Bir bakın erişebilen varsa. Sark nerede? Beymen Tarkanoğlu'ndan Kıdemli Şavuş Dağları'na atlar mısınız? Oğlum, attım. Departman önündeyim şu an. Bir kaptan ofisine gelir misiniz? Bozok sen de, dökümcü de gelsin. Geliyorum. Teğmen. Efendim? Beni havada mı istersiniz, yerde mi? Ya sıcak çatışma olacağı için yerde isterim. Şimdi Air'da sıkacak kimse yok. Sarp, şu evet saha dağılımını sen yap. Tamamdır Teğmen. Ranger olsun. Ranger istiyorum. En azından bir veya iki Ranger yapalım. Geri kalanı Cruiser, bir de Tom çıksın. Tamamdır. Olası bir kaçış durumuna karşı. Bombayı mı ulaşmış mı motel bölgesine? Şu anda bilgim yok. Tamam. Şöyle isterseniz... Mühimmat bol bol alalım. Aynen. Şu an SWAT 1 üyesi kaç kişi var aktif olarak? Ben varım. Bozok var. Sen varsın. Başka? Aytunç, bana çelik yelek versene Aytunç bir tane ya. Vereyim. Aytunç, senin SWAT var mı? Yok. Birim? Yok değil mi? Birim yok. Şöyle tamam yapabiliriz. Bir Ranger SWAT birimi hazırda olur bekleyebilir. Olabilir, evet. Ya şöyle yapalım hatta, biz bir Ranger'a geçelim. SWAT kıyafetlerimizi, ağır kıyafetlerimizi hazırda bekleyelim olumsuz bir duruma karşı. Diğer aha ekipler bir Ranger'da normal polis kıyafetlerine, diğer cruiser'larda normal. Kaç kişiyiz şu an, sayımız beraber yeter mi? Avery konuşuyor. Kırmızı aynen şu an 4'üz. Yok, biz 4'üz. Artı cruiser için 2 cruiser çıkar mı? 2-2 dağıtsak. Pek istemiyorum yeter çünkü Link Bank. Tamam, güzel. Tamam, o zaman kıyafetlerimizi hazırlanın. Haydi değişelim arkadaşlar. Efendim, çanta alamıyoruz yukarıda. Çanta alınmıyor da. Çanta alamıyorsan şu an yapacak çok da bir şey yok. Tamam, fazla çantamız yok çünkü. Ben diyorum ki Air çıkayım ama. Aytunç, döndürmek lazım. 2 Air olmaz. Yok yok, tek Air. Şu anda Air havada değil mi? İndireceğim Air'i çünkü ateş edecek kimse yok şu an Air'da. Nasıl ateş edecek? Tek mi uçuyor Asena şu an? Asena var. Asena stajyer öyle tamam, geziliyorlar. Tamam, getir. Getir. Çağır. Donovan, piste dönüş yapın lütfen. Ben eşlik edeceğim. Anlaşıldı. Yine SMG arkadaşlar. Aytuş, bana yelek daha vermen lazım gitmeden. Bir bakalım. Ama çanta kullansam nasıl olur? Memur soru konuşuyor. Olur. Efendim, tesisatların hepsini tamamladım. Uzaktan bölgeyi gözetleyeyim mi? Şuna beraber çıkacağımızı söyler misiniz tersten? Eli bir departman seni sağlık. Veremiyorum. Memur seni konuşuyor. Sahada aktif Lincoln birim var mı? Olumlu. Şimdi dene. Gel bakayım böyle. Bir saniye. Hı, A1 departman sistemi sağladı. Tamam, pilota danavını vereceğim. Ben geçiyorum. 6001 Kıdem Çavuş Dağdene konuşuyor arkadaşlar. Şu anda departmanda olan personeller, Air birim harici personeller, departman otoparkına yönelim. Asena, sen de geçiş yap, ben Air'e yöneliyorum. Dedektif iyi misin sen? İyiyim iyiyim Teğmen. Katılabilecek gibi kendim misin? Efendim, ben bu şekilde katılırsam arkadaşlarımın canını tehlikeye atarım. Tamam tamam dedi. Sağ ol. Görüşürüz. Teğmen, dikkat edin. Anlaşıldı. Tamam, merak etme Poyraz. Arkadaşlar, silah sesleri olumsuz durum var mı? Bölgedeki memur. Kingzi. Cevap ver.
Atla. Siz de bir tane Ranger çıkarıyorsunuz, geri kalanlar Cruiser. Hadi hemen hazırlanın, beraber gidiyor? Çıkıyoruz. Bozok gel bu araca. Atla. Siz de mi geliyorsun? Evet, evet bizde. Şu en son motelden geldi. Şu bekle. Sağdaki motelden geldi. Bekle, beraber çıkalım. Tamam. Mirror Park'taki. Kingsley'den haber yok. Orada memur. Hemen gidelim. Departmandan çıkış yapacak diğer ekipler ilk motele gitsinler. Şu an son shot fire gelen otele değil. Kingsley attı mısın? Yok, yaralandı. Kesin yaralandı. Bozok LSM'si itibarda geçer misin? Bir ekip daha bizde desteğe gelsin. GPS kodumuz 139. Hızlı bir araç gidiyor sağ yoldan. Gördüm. LSPD'den LSM'si attı. Beni duyan doktor var mı? Tekrar ediyorum, GPS kodumuz 139. Memur yaralandı. Şu an Lincoln birimim. Yanıma gelecek bir memur var mıdır? Lincoln sen yönelme. Adam istiyorum. Kıdem memurası çalışıyor. Dikkat. Soy. Beni gelip alabilir misiniz? Birlikte gidelim. Kingsley ne tarafta? Anlaşıldı. Memur şeyde olabilir. Merdivenden çıkmış olabilir. Evet, bizdik. Tamam. Şuraya girelim mi adam? Evet, girelim, duralım. Motor olduğundan emin ol arabanın. Kilitledim arabayı. Açın et. Evet, departmanın kapısını seni bekliyorum, bilgin olsun. Kıdemli memurası konuşuyor. Edim olarak destek çağrısına yönelelim mi? Olumlu yönelin. 139 GPS. SWAT konuşuyor. İçeridekiler etrafını sarıldı. Yanlış bir hareket yapmayın. Ağır silahlıyız. Sesimizi duyan... Canınız da mal olabilir. Sesimizi duyan biri varsa çevreniz sarıldı. Elleriniz kaldırılmış bir şekilde teslim olun. Merdivenden çıkmamız lazım. Gelin benimle. Gelin benimle. İnceleme yapıyor bölgede. Bir üst kat bence, en üstte. Çatıda mı? Nerede bu çocuk? Eğer çatıda herhangi bir memura görüşün var mı şu an? Olumsuz, çatı temiz. Nasıl ya? Sakin ol Kingsley. Ne oldu? SWAT konuşuyor, içeri giriş yapıyoruz. Yanlış bir hareket yapmayın, önüncü darbe olacağız. Bilginize. İçeride giriş yapıyorum. Ya arkandayım. Gidiyorum banyoya doğru. Gelin. Gel. Hemen LSMS hemen buraya. Hemen. Kingsley iyi misin? Kingsley merak etme, kurtaracağız tamam, oğlum seni. Bekle. Sakin. Doktorlar burada. Aşağıdaki bekle. Aşağıdaki memurlardan bir tanesi. Üst kata acil bir doktor yönlendirin hemen. Balkon alalım. Burası çok dar. Doktor müdahale edemez büyük ihtimalle. Kingsley dayan. Dayan. Bölgeye gelen siviller uzaklaştı. Ne bileyim, anlamadım. İçeridekini de getirsene bozuk. Senden mi var? Evet. Ne oldu Kingsley? Yakın. Dikkat et. Üst kata buraya. Buradan. Doktorlar duyuyorsanız buradan. Gelin. Buradan gelin. Ya. Çıkın en üst. Tamam. Ben aşağıdayım Teğmen. Sağına soluna dikkat et. Bir shot fire geldi. Ses geldi. Shot fire'ı duymadınız mı arkadaşlar? Irina. Ben duymadım Teğmen. Tamam. Yukarıdaki SWAT birimleri içeride kovan görmüştüm. Onları da alalım. Şimdi alıyorum ben. Dedektif konuşuyor. En son ilk başta gittiğimiz motelde şu an bir şahıs var. Elinde rehine var, kafasını silah dayamış şekilde. Şu an lobide beklemede. Anlaşıldı, intikal edeceğiz. Air olarak yönelelim. Olumsuz kalın burada. Air'ı yönel, yüksek irtifadan seyrini anlaşıldı, sürdür. Yöneliyoruz. Biz buradayız yerine. Evet, şu tamam. Hastalarla bir ilgilenin. Doktorlara eşlik edin. Motele giriş yok galiba.
bir ekip daha yöneldikten sonra... Şu anlık yok, şu anlık yok. Sağlayacağım bilginize. SWAT birim aşağı gelin, memurları gönderiyorum yukarı. Gitmemiz lazım. Hemen görüşme istediğimi sağlarsanız dedektif mi gönderelim? Dedektif gidebilecekse evet, yönlendirin dedektifi de. Fazla yaklaşmasın biz bölgeye gelene kadar. Konuşmayı o gerçekleştirsin. Air olarak bölgedeyiz. Çevrenizde gördüğünüz yabancı bir araç var mı? Kontrol ediyorum. Olumsuz, bizim aracımız var sadece. Yönelelim hemen. Kaya konuşuyor. İçeri giriş sağlıyorum. Şöyle konuşma sağlamak için bilginiz olsun. Bizi bekleyin. SWAT gelene kadar girmeyin. Anlaşıldı. M4'leriniz yanınızda değil mi? Hayır, SMG yok. Verdim sadece. SMG dediniz, ben SMG aldım. Aslında M4 kullanmamız lazım ama. Bence de ama bilmiyorum. Yani bizim şey silahımız o çünkü. Otel girişindeki arkadaşlar cover alın lütfen. Bir zarar gelmesin size. Nerede, nerede otel şey işaret çaksan, şey yapsanız, işaret İyi yapacağım bize. İnşallah bulursam. Neredeydi lan bu? İşaretledim ben. Tamam. Hadi oğlum, dur olursun. Bu bir kişi kapıya doğru yaklaşıyor. Şu anda kapıda. 800 metremiz kaldı. İletişime geçiyorsa konuşmaya başlayabilirsin, geldik. Otel etrafında iki tane motorlu şahıs var, burayı izliyorlar. Air'in kişilere görüşü var. Beni duyuyor musun? Eyvah eyvah, dur. Ne oldu Sarp? Tamam, iyisin değil mi? Şu an beni duyuyor musun? Şu an değilim. Buradan ses alabiliyor musun? Tamam. İsteklerin ne? Bir isteğim yok. Sen benden bir şey istiyor musun? Rehineyi ben... bırakman. Efendim, isterseniz sizi geç sağlayın. Konuş. Babalarını bırakalım bence. Kendisi benim şey yakın arkadaşım. Eski avukat adı da Tarık. Evet. Talebin evet. Nedir rehineyi bırakmak için? Şimdi bir talebim yok. Aranızda en yüksek rütbeye sahip olan kim? Benim. O zaman gel seninle bir şeyler içelim içeride, ne dersin? Rehineyi bırakacak mısın bunun karşılığında? Yo, birlikte içeceğiz. Vatandaş, polis ve bir tane halk kahramanı. Nasıl güveneceğim sana ona bir zarar vermeyeceğine dair? İstiyorsan riske girelim ve oyun oynayalım. Rus ruletini sever misin? Sevmem. Riskli işler bana göre değil. Ve kimse sevmiyorsa o zaman gelin birlikte bir şeyler içelim. Hiçbir talebin yok mu? Rehineyi bırak, ben geleyim, beni al. Olur mu? Bir dakika, önce ona soralım. Tarık, bir şeyler içmek ister misin? Ben alkol kullanmıyorum genelde. Bir şeyler içmek ister misin dedim, alkol demedim. Ne bileyim, içmek deyince. Yani... Portakal suyu ister misin mesela? Şu ortamda sanki istemiyor gibiyim. Sarp gelsene. Bence istersin. İstermişim. Sarp. Efendim. Bölgeyi bir araç yapmışı yer alalım. Eğer bırakacaksa rehineyi ben gireceğim içeri. Yok. Öyle bir tehlikeye giremeyiz. Şöyle rehineyi kurtarmamız burada, lazım. Konuşmayı burada da yapalım. İçeriye bence girme. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Çok ikna olacak gibi değil. Konuşmayı burada da yapabiliriz. Burada da içebiliriz vesaire gibi şeylerle. Herifin talebi belki... yok. Fark ettim. İçeri girmeni tavsiye bekle, etmiyorum ama. Bekle. İyi bir araç yerel bilginiz var. Teşekkürler. Kıdem Çavuş dökümcü konuşuyor. Arkadaşlar, yeleği teçhizatı olmayan varsa hemen yenilesin. Memurasını konuşuyor. Teçhizatı az olan varsa yanında yedek teçhizat mevcut. Bilginiz var. Tarkan uzaklaş. Uzaklaşın bölgeden. Bölgeden uzaklaşın. Sana güzel bir hediyem var. Şunu benim için tutar mısın Tarık? Tarık sakin ol. Kurtaracağız seni Tarık. Sakin ol. Elesemezsen LSPD'ye. Bölgeden sağlanmadığı için yaralıyı kaçırdılar bildiğinizde. Yaralıyı da kaçırmışlar, çok güzel. Son anons anlaşılmadı.
Bölge güvenliği sağlanmadığı için yaralı ambulansı taşırken kaçırdılar silah doğrultusunda. Sadece benim için tutmanı istiyorum. Biraz Solunay orada değil miydiniz siz? Efendim kişi üzerine ararken doktorlar indirmiş diğer şahsı. Şimdi dikkatlice bırakacağım. Ama bir adım daha atarsan o bomba patlar Tarık. Seni bırakayım ki polis arkadaşlarımızla rahat rahat konuşalım, ne dersin? Tamam. Ya da gel seni güzel bir bara götüreceğim. Rehineyi bırak, rehineyi bırak. Bak, işimizi zorlaştırma. Ne yapacaksın polis? Anlaşabiliriz. Herhangi bir talebin varsa gerçekleştirebilirim. Seninle birlikte güzel bir sohbet edeceğiz. Sadece bekle. İçi bomba dolu bir barın içinde Tarık'ın güzelce de bir şeyler içmesini istiyorum sadece. Tarık sakinliğini koru. Tarık sakin. Of. Binaya şu an giriş yapamayız. Yapamayız. Dışarıdan hiçbir şey belli olmuyor çünkü. Tarık'ı da kurtarmamız lazım. Sol tarafa doğru yürüyor bu arada. Şu tarafa geçelim, açık koruyalım. Gelin. Yukarı çıkıyor oturacak yerlere. Nasıl bir manyak, nasıl bir psikopat amına koyayım bunlar ya. Çocukların üzerine bomba düşen kahvelerden ne bekliyorsun ki Demir? Bu herifin bir şekilde ağzını açmak lazım. Bir şey diyeceğim, lazım. Biz bu Tarık'ı buradan çıkarmıştık. Neden içeride? Bana bir anlasın ya. Bilmiyorum. Demir, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu adamlar kendi canlarına da değer vermiyor. Bu adamların tek düşündüğü şey nasıl zarar veririz. İstedikleri şey bu. Yani siz bu adamı biz burada tevkire de çevirsek bu adam çok da canına kıymet vermiyor. Yani bence taleplerini dinleyip rehineyi almamız lazım gibi geliyor bana. Talebi yok herifin, sıkıntı orada zaten. Herif bir şey talep etmiyor. Hayır, bombayı mazumanları dışarıdan bir şey de görmüyor, içeri de giremiyorlar. Döşedi mi döşemedi mi, fake mi atıyor? Tarık'ın eline bomba verdi ya biraz önce gördüm. Tarık'a verdi de moteli komple döşedim diyor herif bir de. Yani. İçeri girip onun da kontrolünü sağlayamıyoruz. Buraya mı yöneliyor? Şu an giremeyiz, bekliyor. Şu an yapacağımız bir şey yok. Şu an hiçbir şey yapamayız. Biraz sinirlendirmememiz lazım. Herifin biraz suyuna gitmeye çalışıyorum da. Bu normal sağlıklı bir herife benzemiyor. Yok. İçeride farklı bir sivil görüyorum ama. Motelin içinde. Başka biri de mi var ya? Konum. Motelin girişinde solda camdan görüşüm var. Yarın görüşü var şu anda. Rehinelere Tarık Kırat. Anlaşıldı. Adam içeride duruyor. Rehineyi bırakmış. Tarık'ın elinde bomba var şu an. Bir şey yapamayız. Yaklaşamayız. Sıkı sağlıyorlar mı efendim? Oğlum sus şu an. Tarık'ın yanına gidiyor. Arka tarafta bir araç daha var. Çevrede izleyen araçları bölgeden uzaklaştırın arkadaşlar. Şakası yok işin. Yok, arkadaki. Uzaklaştır. Gidin. Orkutu boş ver uzakta. Biraz mesafe koyun. Evet, 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 evet. Bozuk. Bozuk geri, bozuk geri. Duyabiliyor musun sesimizi? Yaklaşıyoruz. Yanlış bir hamle yapma. Bence yanlış bir hamle siz yapmayın. Anlaşıldı. Tamam, şu an herhangi bir talebin varsa rehine karşılığında talebini gerçekleştirmek için hazırda bekliyoruz. Benim için rehinenin can güvenliği önemli. Ne istiyorsun benden? Benim işim de öyle. Senden tek bir isteğim var. Evet. Birlikte bir şeyler içelim mi? Şu an içeride ne olduğunu bilmediğim bir motele giriş sağlayamam. Bomba döşediğini söyledim motele. Evet, her tarafta bomba var mı merak etme. Bakmamaları istemedikten sonra patlamayacaklar. Sana bu Bu konuda ben sana güvenmeliyim. Ben zaten patlatmak isteseydim çoktan patlatırdım polis. Görüşmeyi buradan sağlasak? Hiç beğenmedim burayı. Çevrede yüzünü görmek istemediğim birçok polis var. Anladım. Beklemede kal. Sökümcü konuşuyor. Operatör şu anda mesaide olmayan arkadaşa da mesaiye davet edelim mi? Bozok. Efendim? Ben bu herifle içeri girip konuşmayı kafeteryadan sağlayacağım. Çok tehlikeli. Gidip departmana dön. Hatta Sarp sen de. İkinizdeki sniper. Evet sniperları alın. Beni görebilecek şekilde konum alın. Olası olumsuz bir durumda elini kumandaya attığın herifi indirin. Sıkın kafasına. Tamam. Şöyle bir durum var. Sniper'ı ben evet, nereden sniper alacağım? Evet, sniper bende de yok. Sniper yok. Yani şöyle bir sıkıntımız var.
Sen departmandaki evraklara erişebiliyor musun Teğmen? Erişebiliyorum evet. Heh, evet sen halledebilirsin o zaman bunu. Başkası halledemez. Yani üçümüz gidelim o zaman. Burada bir memur bırakalım. Hemen hızlıca halletmemiz lazım. Sen size sniper'ları ver Teğmen. Sonra gelelim buraya. İki dakika tamam. Beklemesini şey yaparsan tamam. Eğer hallederiz. Tamam teklifini kabul ediyorum. İki dakika beni burada beklemen gerekiyor tamam. Yalnızca iki dakika. Çok vaktim yok onu bir dakika yapalım mı? Tamam mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bölgeye geleceğim. Bu. Efendim nedir durum? Hareketlilik var. Ne oluyor lan? Lan! Ne oluyor bir şey mi? Herifi mi vurdu o? Vurdu mu adamı? Tarık duyuyor musun beni iyi misin? Tarık iyi misin? İyi ayakta tamam. Ayakta. Biz dönelim. Arkadaşlar siz de burası. Shotfire ile alakalı bilginiz var mı? Teğmen Tarkanoğlu konuşuyor. Rapor veriyorum. Şahısla Tarık karşılığında motelin kafeteryasında konuşmak istediğini söylüyor. Herhangi bir talebi bulunmuyor. Bunun karşılığında Tarık'ı alacağız. Kıdemli Çavuş Bozok ve Kıdemli Çavuş Dağdelen şu an departmandan sniper alacaklar. Kafeteryayı net görebilecek bir bölgeden benim konuşmamı izleyecekler. Karşımdaki şahsın herhangi olumsuz bir kumandaya uzanma gibi bir hareketinde direkt ateş etme izinleri var. Siz de bölgede gözlem yapmaya devam edin. Birazdan girip tarihi çıkartacağız bilginize. Teğmen şöyle yapalım. Kişi şu anda dışarıyı inceliyor. Camda şu anda air görüşü var. Teğmen. Evet. Şöyle yapalım ateş işini. Şimdi dışarıdan içerideki gibi göremiyoruz biz. Görüyoruz fakat belki elini cebine attığı bir hamle yanlış anlıyor olabiliriz. Tamam. Bu yüzden sizin bize telsizden gerçekten vur demeniz lazım. Yani şöyle bize bir şeyler söylemeniz lazım. Ya domuz bir kod belirleyelim. Parmağımı kaldırırım. Domuz da mesela. Parmağının rutini olarak da kaldırabilirsin. Evet. Ama telsizden domuz demen yeterli bize. Tamam anladım. Tarık'la bir şahıs Tarık'la birlikte şu an lobi tarafında bekliyorlar. Ben acaba alabiliyor muyum buradan ya? Ay. Tamamdır Semih, ben alıyorum oradan. Bir araç hareketi hakkında bilgi verebilir misin? Şu anda bölgeye mavi bir araç yaklaştı, kayarak geldi. Motel duvarında şu anda. Bozok gelsin hemen. Dedektif bilginiz var mı? Olumsuz. Aracın kontrolünü sağlar mısınız? Şu anda mavi araç. Hemen alın mermileri. Doldurun. Beyaz bir araç var önümde giden. Olumsuz. Bizim öndeki aracımızın önünde duvarda mavi bir araç görüyorum ben. Onu iyi dediniz ya. Ben de bir yanlış M4 görüyorum. Çekeyim bu arada. Hı. Anlaşıldı. Yanlış görüyorum. Göz yanılması. Air, bizi alabilir misin departmandan? Olumlu geliyor. Bir koruma yerleştirmen gerekiyor. Tabii ki. Teğmen istersen siz araçla dönüş yapın. Biz çatıya yerleşelim. Tamam. Çatıdan kendi aracımı çıkarayım. Net bir görüş yapalım. Tamam olur. Tamam. Biz geçiyoruz çatıya. Geçin arkadaşlar. Piste yaklaşıyoruz. Onu vermiyor bu arada bana. Teğmen tekrar diyorum. Kodumuz domuz. Onayladığınızda domuz demeniz bize yeterli. Anlaşıldı. Şu anda air bir pistte. Bu mu kullanıyordu ya bu? Şeyi vermiyor. Sıkıntı var. Ha okey. Bu tamam. Doğru hatırlıyorum. Şu bir kalsın. Buradan 10 tane de bundan alalım. Ne kadar kaldı bana? 5 yeter.
bölgeye intikal ediyoruz. Gerekli konumu aldığınız zaman hemen bilgisini geçin sniperlar. Siz yerinize almadan giriş yapmayacağım. Anlaşıldı efendim. Amına koyayım, bu arabanın da benzini yok ya. Altın bir pidenin çavuşlardan konuşuyor. Çatıya yerleştik. Şu anda net olarak görüşümüz var. Kişiye bilginizi deneyim. Anlaşıldı. Bir benzin ikmalinden sonra geliyorum. Tekrar ediyorum. Şu anda Tarık ve içerideki net olarak görüşümüz bulunmakta. Lan oğlum doldursana. Çavuş dökümcü konuşuyor. Bu arada memur Kingsley'nin kaçırıldığını tekrar hatırlatmak isterim. Memur sayı 18, memur Kingsley değil efendim. Damian kaçırıldı olay yerinden. Anlaşıldı. Kingsley ve yanındaki şahıs şu an tedavi görmekte. Damian da maskeli bir şahısı sanırım, ikisine saldıran kişi kendisi. Maskesini çıkarttım, Damian olduğunu gördüm. Anlaşıldı. Bademcikler. 300 metre uzaklıktayım, gelmek üzereyim. Domuz diye bağırdığım an ateş iziniz var. Sniperlar için. Anlaşıldı. Domuz çağrısının ardından kişi indiriyoruz bilginize. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Heyman. Evet. Buradaki fazla hareketlilik sebebiyle yerde desteğe ihtiyacımız yok mu efendim, dışarıdan gelebilecek bir saldırıya karşı? Müsait olan bütün birimlerin burada olması gerekiyor şu an. Panodan zaten acil birim geçin mi efendim? Vesaire. Geçin. Anlaşıldı, geçiş sağlıyorum ben. Soyu da çağıralım o zaman. Çavuş Dadir'le temiz görüşünüz var mı? Olumlu, açık ve net. Tamamdır. Benim de var görüşüm, açık ve net. Tamamdır. Memur sıradan memur soya. Buyurun, dinlemedeyim. Olay yerine destek talebimiz var. Anlaşıldı. Burada şu anda vurulmuş bir memur, bir de sivil birisi var. Kendilerinin hani tedavisinin bitmesini bekliyoruz. Lincoln olarak harekete geçtiler. Aşağı gidiyorlar. Arkadaşlar, bu saatten sonra telsizde fazla yoğunluk istemiyorum. Özel telefonunuzdan görüşmelerinizi yapın. Çok hoş, dışarı çık 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 çık. Uzaklaş bölgeden. Arkadaşlar sivil uzaklaştın. Şahıs asansöre doğru ilerliyor Tarık'la birlikte. Olumlu Teğmen, şu anda aktif bir görüşümüz bulunmamakta bilginize. Özellikle sol tarafta konuşmayı talep edeceğim. Öteki türlü giriş yapmayacağım içeri bilginize. Onun tarzında sol tarafı beğendiğini, sol tarafın ilişkilerinin daha güzel olduğunu falan söylerseniz hemen bence yüksek ihtimalle kabul edecektir. Domuz bir konuşuyor. Şu anda kişilere herhangi bir şekilde görüşüm bulunmuyor bilginize. Domuz 2 görüşü var mı? Aynı şekilde Domuz 2'nin görüşü yok. Şahıslar yaklaşıyor kapıya doğru. Tekrar kafeterya kısmına geçiyorlar. Var mı görüşünüz? Olumlu, benim var. Domuz 2.
aşağı iniş sağlıyor kişi. Biraz sıkıldım. Yerindeki şey görüyorum. 2 dakika çoktan doldu. He, olabildiğince çabuk gelmeye çalıştık. Şimdi ben sana güveniyorum. Fakat Tarık'ın dışarı çıkması karşılığında gelip seninle kafeteryada güzel bir sohbet edebileceğimi düşünüyorum. Doğru yoldasın. Çünkü ben sana hiç güvenmiyorum. Bana güvenmemeni gerektirecek hiçbir şey yapmadım sana. Polis olman yeterli. Şimdi benimle birlikte bir şeyler içmeye hazır mısın? Hazırım ama Tarık'ın çıkış yapması gerekiyor. Biz anlaşamayacağız. Bu ilişki yürümeyecek gibi. Polis. Sivili riske atamam. Kendimi atarım ama onu atamam. O zaman ben bir tuşla burayı yok edeyim. Anlaşıldı. Yok yok, yapma öyle bir şey. Bence Tarık'la çok bir işin yok. Senin işin benimle gibi. Bak, polis sevmiyormuşsun. Sevmediğin Tarık polislerin bize, başı geldi. Tarık bize hizmet edecek. Seninle birlikte bir şeyler içeceğiz. Ne var yani, arkadaş olmayalım mı? Tamam, bize hizmet ettikten sonra çıkış yapacağına söz verir misin? Merak etme, çıkış yapacak. Tamam. Etrafta bir hareketlik yok bilginize. Buyurunuz. Yan taraftaki çatıda bir tane helikopter var. Eğri birim, bir kontrol eder misin? Kontrol ettik, şu anda etrafında herhangi bir şahıs yok. Sadece görüşme öncesinde vermeyi reddettiler. İnşallah içeri girdiğimi anons ederler. Temene görüşüm yok. Giriş yaptı mı? Olumlu. Giriş yaptı. İçeri giriş yaptı. Bilgilendirmeye geçiyorum arkadaşlar. Sniperlarınız doğru yere konuşlandı mı? Temene kafeteryanın olduğu bölüme geçiş yaptı. Tabii ki gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Güzel. Bilhassa burayı temen seçtim. Camlar açık olduğunda biri beni vurursa güzel bir şekilde patlayanları izlesinler diye. Düşünsene. Bilmem kaç katlı bir otel. Darmaduman oluyor. Bence ona hiç gerek kalmaz. Biz konuşarak anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Buyurun, bana yanına geçelim. Evet. Merhabalar Tarık. Merhaba, ne içiyorsun? Öncelikle misafirimize soralım ne içmek istiyormuş. Sen ne içiyorsan bana da ondan ver. Ben mi? Sniper'ımda görüşürüz. Sen değil. Ben bir şey içmeyeceğim. Ama sizin içmenizi izlemek istiyorum. Ver bir bira bana Tarık. Bira mı? Domuz ürün net olarak görüş bulunmakta bilgisi. Domuz 2 olumlu. Adın neydi polis? Tarkan ben. Tarkan, Tarık. Tarık, Tarkan. Evet, çok karıştırıyorlar bizi. Daha önceden tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz, evet. Çok fazla arkadaşım yok, iyi oldu. Tarık'ı artık bıraksak mı? Sana avukat diyeceğim, sana da polis diyeceğim, uygun mudur? Olur, ben sana nasıl hitap edebilirim? Nasıl hitap etmek isterdin? Sen söyle. Yani çok iyi şeyler söylemek içimden gelmiyor açıkçası. Neden? Şehirde bu zamana kadar yaptıklarınız belli çünkü. Evet, sizin de vesile olduğunuz şeylerden dolayı sana polislerine başka bir şey mi demem gerekiyor? Yani bizim tek amacımız sivillerin canına zarar gelmemesi. Neden hep siviller zarar gördü masadan polis? Masadan birazcık daha uzaklaşmanız bize hem temiz hem de net davet. Aldığınız kararlardan dolayı olmasın. Ya sizin hiçbir şekilde uzlaşmacı tavrınız olmamasından da kaynaklı olabilir. Olumlu, şu anda yaptığımız her eylemde sizden tek bir şey istedik. Ama egolarınızdan dolayı, buna karşılık vermediğinizden dolayı insanlar öldü. Bence artık akıllanmışsınızdır diye düşünüyorum. Yani benim amacım anlaşmak. Başka bir bizim amacım de yok. Bizim de böyleydi. Neden o zaman anlaşmaya varmadınız? Bu saatten sonra işleri yoluna koyabiliriz bence. Bence de. Neden olmasın? Değil mi Tarık, sen de bunu olabilir. Kesinlikle yoluna koyabiliriz. Polislerle aran nasıl Tarık? Onların yaptığı hizmete güveniyor musun? Yani evet.
Seviyorsun polisleri öyle mi? Kısmen. Yani. Sence neden kısmen dedi polis? Bilmem. Tarık güvenmiyor musun? Yok güveniyorum. Seviyor musun ben kısmen dedim. İyi olmayan polisler mi var acaba? Kötülük yapan polisler. Ben hepsini çok severim. İyiler. Ama işte avukatken bazen böyle tersleşiyorduk. Onu o zamanlar sevmiyordum işte. Meslek icabı tabii. Olur böyle şeyler. Tabii Tarık ama en sonunda hep uzlaşmaya varıyorduk tabii, değil tabii mi? Tabii ki evet. Her zaman evet. Biz konuşarak anlaşılabilen bir şeyiz. Toplumuz yani. Sana bir soru soracağım alt polis. Ama bana dürüst cevap ver. Olur mu? Evet. İyi polis misin? Kötü polis misin? Yani bu soruyu kabul dahi etmem. Departmanda da kötü birinin olduğunu düşünmüyorum. Düşünmemek güzel ama biri biliyorsa... Mesela... Edersin. Belki kötü polis de vardır. Olmadığını iddia edemezsin. Edemem. Fakat kötü polis iddiasını ortaya atan birinin de bir iddia sunması lazım. Bunu diyenler çok oldu bu zamana kadar çünkü. Adalet sistemine güvenmiyorum. Kötü polis varsa... Onu ben hallederim. Peki. İşine gelir değil mi? İyi polissen eğer. Yani olduğunu düşünmediğim için böyle bir olumsuzluk yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Güzel. Senin iyi bir polis olduğunu düşünerek seninle konuşacağım polis. Evet. Öncelikle bugün bir anlaşma yapmak istemiyorum. Unutma. Chess. Öldükçe dirilen bir birlik. O yüzden beni öldürmeyi hedefliyorsan... Hiçbir şey kaybetmeyeceğimizi de bilmeni istiyorum. Bunu cebine koy. Şimdi bu motelin her bir katında... Bombalar yerleştirildi. Dışarıdan... izleyen... Tıpkı sizin polisleriniz gibi bizim de dürbünlü askerlerimiz var. Bira güzel miymiş? Güzelmiş. Sevindim. Şimdi Tarık'ın ölmesini istemiyorsan, bu modelin ya da bu otelin her neyse patlamasını istemiyorsan, sadece seninle tanışmak için buraya geldiğimi bilmeni istedim. O yüzden akıllarda iyi kalman için benim buradan sağ salim ve sizin de hiç zarar görmeden, bu otele hiçbir zarar gelmeden bu işin kapanmasını hedefliyorum. Buna onayın var mı? Tamam. Bu onayın var. Tamam, gelelim en... Önemli konuya. Evet. Ben. Ay, görüşüm azalıyor. Sen değilsin. Merak etme Tarık. Bir şey olmayacak. Sen halkın bir parçasısın. Ama halk bir bütün. Sadece senden oluşmuyor, bunu unutma. Polisin herkese eşit davranması gerekiyor. Yanlış mıyım avukat? Yani ama şu an risk altındayım ya. Risk altında değilsin. Sana herhangi bir zarar verdim mi? Hayır ama elimdeki şey... Konuşmayın arkadaşlar. Elindeki ben patlamasını istemedikten sonra patlamayacak. Merak etme, güvendesin. Eğer polis yine bir hata yapmazsa. Yapmaz tamam. Sana şöyle söyleyeyim Tarık. Ben buradan çıkacağım. Ve benim hayır, canıma hiçbir şey olmayacak. Seninkine de olmayacak. Olumsuz görüşümüz olmayacak. Yok. Ama olur da yani polislere bu kahramanlık yapmak isteyip bana zarar vermek isterse... Henüz daha keşfetmedikleri birkaç motelin, birkaç restoranın ve birkaç mağazanın da içleri patlayacak. İşte bu yüzden gönlüm çok rahat değil mi polis? Evet. Ve eğer beni bırakırlarsa hiçbirine bir şey olmayacak. Çünkü tek tuşla hepsi kendini kapatacaklar. Değil mi polis? Evet. Anlaşabiliriz. Şimdi gelelim dertlerimizin bir tanesine. Şu özür mevzusu. İnatla neden özür dilemiyorsunuz departman? Ne konuda özür dileyeceğiz? O zaman hazır avukat da buradayken konuyu açık açık konuşalım. Konuşalım. Motelin ortasında biri ölmüştü hatırlarsınız. Sebebi de sizdiniz. Evet, öleni biliyorum. Sebebinin biz olduğunu düşünmüyorum ama. Evet, bir doktordu. Evet. Buna bir düzenek yaptık, aynı bugünkü gibi. Ve zarar gelmeyeceğini söyledik. Eminim ki senin canın kıymetlidir ve polis seni korumak isteyecektir dedik. Ancak korumadınız. Bir özür karşılığında doktorun canını bağışlayacaktık.
Ama siz özür dilemek istemediniz. Ve bunu yaparken önceliğimiz halkı korumaktır dediniz. Ama öyle olmadı. Ölen halktan bir doktor oldu. Bunu nasıl açıklayacaksın? Polis. Bak şimdi, bu zamana kadar halkın can sağlığını korumak için birçok arkadaşımı kaybettim ben. Ve bir anda ortaya yüzü maskeli tipler çıkıp tehditle koca departmanı önünde diz çöktürmeye kalkarsa buna izin vermem. Ve bunun karşılığında yaptığınız şeyin bizim üzerimize yıkılması da bana çok mantıklı gelmiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Amacınız nedir bilmiyorum ama bir özürse ben senden burada özür dilerim. Dert değil. Benden ama bizim özür dilemen önemli değil. Ben özür beklemiyorum. Halktan özür dilemenizi istedim o gün. Ya bizim tek işimiz halk zaten. Halktan niye özür dilemek zorunda bırakılıyoruz onu anlamadım. Peki neden medyada o gün yaşananlar şeffaf bir şekilde anlatılmadı? Yalan bir şey açıklanmadı. Yani diyorsun ki açıklamamak yalanı kapatır öyle mi? Yo, öyle de değil. Yani bizim bütün çabamız oradaki vatandaşın can sağlığını kurtarmaktı. Ama maalesef başaramadık. Şimdi Tarık arkadaşıma sormak istiyorum. O gün motelde yaşanan olayları hatırlıyor musun avukat? Sanırım birazcık evet. Kulağına haberler nasıl geldi? Yaşanan tam olarak neydi? Beni bilgilendirir misin? İşte motelde patlama olmuş. Sebebi neymiş? Bilmiyorum ki. Yani patlayan arabayı gördüm ben. Bir bayağı kötü haldeydi. Bize odanın camları kırılmış bizim. Bir doktor olmuş dediler. Evet. Yani sen polislerin bir özrü çok gördüğü için o doktorun öldüğünü bilmiyordun öyle mi? Yani biliyor olabilirim. Biliyordum sanırım. Ama öyle olup olmadığını bilmiyordum. Yani gerçekten mi yoksa dönen bir olay mı? Doğru mu? Ne kadar doğru? Doğru muymuş polis? Tam olarak değil. Tam olarak olmayan kısmını dinleyebilir miyiz? Dediğim gibi bugüne ya bizim departmanımız sadece bu halk için çalışıyor ve bir anda ortaya çıkıyorsunuz ve özür dilememizi istiyorsunuz. Neden böyle bir şey yapmaya zorunlu bırakılıyoruz? Koca departman böyle bir şeyin içine girmez. Bu devlet demek her şeyden üstündür diyorsun yani. Çoğu şeyden evet. Ve o üstünlüğü koruyabilmek için birkaç tane sivil ölebilir. Ölmemeli, ölemez aslında. Seni tanımaya çalışıyorum, yanlış anlama, seni sorgulamıyorum. Anlıyorum. Evet, ben cevaplarımı aldım. Sen aldın mı Tarık? Evet. Artık buradan güvenli bir şekilde çıkmaya hazır mıyız? Evet. Hiç kimse ölmeden. Hazırım İsteklerini ben. Yerine getireceğim. Bunun için bölge bana bir telsiz görüşmesi için izin vermen lazım. Tek gitme. Bekliyorum. Aracın hazır mı? Çıkış yapacaksın. Doğu ile beraber git. Arkadaşlar bir kere uyarın. İkinci de alın. Tamam. Tutlayın, gönderin departmanı. Aracını eğer iletişim kurabiliyorsan şu an söyle, kapının önüne Bakana getirsinler. Çekiyorum orada. Personelleri. Tarık'la beraber çıkacağız. Sen arabana binip gideceksin. Biz de yolumuza bakacağız. Sonra bomba inme uzmanları yapar. Evet. Eğer herhangi bir polis beni takip ederse her yere havaya uçururum. Tamam. Ve de kendi kafama sıkarım. Tamam. Bu konuda sana güveniyorum. İsteklerini yerine getireceğim. Peymen Tarkanoğlu konuşuyor. Abi. Şimdi Tarık, ben ve bu şahıs motelin önünden çıkış yapacağız. Herhangi bir şekilde şahıs takip edilmeyecek. Tarık benimle kalacak. Şahıs çıkış yaptıktan sonra bomba imha uzmanları apartmana giriş yapsın. Detaylı bir arama gerçekleştirip bombaların söküm işlemlerini gerçekleştirecekler. Hiçbir şekilde şahıs takip edilmeyecek, ateş edilmeyecek. Çeşitli binalarda da ve şehrin birçok yerinde bomba olduğunu söylüyorlar. Aynı anda havaya uçuracağını söylüyor, bilginize. Anlaşıldı mı anonsun? Anlaşıldı, domuzlar aşağı inmiyor. Olumsuz, yerinizde kalın fakat ateş etmeyin. Olumsuz bir şey olduğunda aynı kodumuz geçerli. Arkadaşlar anons açık ve netti. Ben kimse de resepsiyonu söylersin. Senin hesabını yaz. Tabii ki. Dışarıdan gelecek herhangi bir tepkiye karşı talimatı verdiniz mi polis? Evet, verdim. Arkadaşlar şu anlık
ateş iziniz bulunmamakta. Lütfen beklemede kalın, operatör emirlerini bekleyin. Bekleyin. Bir saniye. Sayın otoparktaki aracı ne oldu? Motel önünü boşaltın. Motel önündeki ekiplerimiz motel çıkışını boşaltın. Şu an gelecek arabaya herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Şahsı almaya geliyor bilginize. Motel önündeki ekiplerimi çekiyorum. Araban gelebilir. Tarık benimle kalacak çıkış yaptıktan sonra. Sonra eşine kimse takılmıyor. Müzik açıp sakin sakin. Hız kurallarını bir aşmadan ilerleyeceğim. Bir tane siren duyarsam gerisini biliyorsun. Kesinlikle duymayacaksın. Talimatım bu yönde. Bu anlaşmaya sen de şahit oldun mu Tarık? Evet. Kabul ediyorum. Çok güzel. Her şey yolunda. Ben çok mutluyum bugün. Evet, ben de memnunum. İnşallah buradan gittiğini de görürsem ve bir daha seni görmezsem daha da mutlu olacağım. Biredim 84. Bence bu ilişki yürür. Bir daha görüşürüz polis. Kaldık. Bakalım. Karşınıza ateş verin arkadaşlar. Eğer ekibi yönelin. Yöneliyoruz. Yöneliyoruz. Eğer ekibi yönelin. Ateş açanlara ateş ediniz mevcut bilginize. Anlaşıldı. Kendine dikkat et olur mu? Bir dedim 84 konuşuyor efendim. Şu an araç bize sıkıp hastanenin önünden aşağı doğru kaçtı. Biz arka taraftan gidiyoruz bilginize. Gördün mü Tarık? Araç tasviri. Halktan birini korumayı çabalayan bir polis memuru. Ama hepsi böyle değil. Eğir ekibi, ekiplere departmana kadar eskortluk edin sonrasında... Tarık gel yanıma. Bomba var, bomba. Anlaşıldı. Gel yanıma, gel. Biredim 84 konuşuyor. Araç siyah Jester. Ne yapacağım bunu? Ver bana. Memur soy 18 siyah Jester ya da Jugular olması gerekiyor efendim. Ne yaptın? Bölgede iki anlaşıldı. Araç var. Anlaşıldı, personel sonunu keselim. Kişi şu anda çıkış yaptı kapının önünde. Hiç kimse silahını doğrultmasın herhangi bir şekilde. Ateş iziniz bulunmamakta. Teğmen'in emirlerini açık ve net duydunuz. Teğmen, bölgeden çıkış yapar mısın? Yerine çıkış yapın, takipteyiz. Lacivert Jester var, kapıya araca doğru gidiyor. Kesinlikle takip etmiyorsunuz. Teğmen, bölgeden çıkış yapın lütfen. Çıkış yapıyorum. Çıkış yaptıktan sonra patlatabilir bölgeyi. Elimde bomba var şu an. Aracı güvende bir mesafeden uzaklaşınca bombayı yere bırakıyorum. Bölgeden. Hala görüşümdeler. Yavaş, uzaklaşın buradan. Gidiyorlar. Şurada bomba var. Tarık, uzaklaş karşıya Tarık, geç hemen. Koş, karşıya geç, karşıya geç. Koş. Koşamıyorum, dizlerim. Koşamıyorum. Domuz benim görüşümden çıktılar. Hastanedeki arkadaşlar, alt katta mısınız? Bir dedim 84 konuşuyor. Efendim, şu an biz arka taraftan çıkış yaptık araç ile. Departmana geldik ancak kimse mesaide değil ama doktorlar onu içeride güvende tutuyor bilginize. Sakin ol, sakin ol Tarık. Domuzlar iniş yapabilirsiniz. Anlaşıldı, yer ekibi kontrol sağlandıysa lütfen gelip dönüş yapıyoruz. Şu an motel önünde bir şey ısınır, araç içinde jip, SUV bir araç. Deminki shotfire ile alakalı bilgi verir misiniz? Aldığımız deminki uçlardan 18 bildiriyor. Hastaneden departmana gerçekleştirecek olan şahısları kaçırmak için bir eylemde bulundular. Herhangi bir olumsuz durum yok. Yaralanan memurumuz yok bilginize. Anlaşıldı. Domuzlar iniş yapın. Ranger ile uzaklaşalım bölgeden. Bombayı mazumanları binada, şu an gerekli kontroller sağlanıyor. Olay yeri incelemede bölgede bilginize. Tarık'ın sağlık kontrolü için LSM hattına geçiş sağlıyorum. Bilginiz olsun. Efendim, fazlaca sanırım adrenalin altında kalmış. Şu an kalbim çok hızlı atıyor diyor. Bir doktor çağırıyorum, bilginiz olsun. Tamam, evet. İletişime geç, gelsinler. LSP'den LSMS'e. Biraz sonra atacağım. Domuzları iş sağladı. Acil bir ekip gönderimi sağlayabiliriz. Oh, elinize sağlık Teğmen. Yani elime mi sağlık artık, nereme sağlık bilmiyorum da. Bunlar bu herifler manyak. Elbi konuşuyor şu anda. Bunların istedikleri şeyi ben saçmalıyor işte. Olumlu efendim, şu anda göz altında kendisi. Biz destek için bölgeye yöneliyoruz.
Olumsuz, şu an desteğe ihtiyaç yok. Benim bakalım. Departmanda kalabilirsiniz. Anlaşıldı. Bir daha. Şu an tetikte şimdi olalım. Başka bir şeyler olabilir. Ben güvenmiyorum bu heriflere. Kaya, ambulans geldikten sonra bir şey yap. Eşlik et Tarık'a ya da burada bir durumu netleşirse direkt bilgi geç, tamam mı? Anlaşıldı efendim. Hadi. Şimdilik böyle gezelim biraz. Herif elini kolunu sallayarak çıktı. Çok dokunuyor çıktı ya. Çıktı ve gitti. Neymiş? Bomba varmış. Diğer yerlerde de bomba vardır şüphesi. Bizi birçok birçok yerde var. Restoranlarda, başka motellerde diyor. Bir bomba imha uzmanlarıyla iletişime geçer misin? Bütün motelleri kontrol etsinler. Olabilecek bütün restoranlar. Her yere yayılsınlar. Anlaşıldı. Hemen hazır boştayken bir departmandan bana M4 verir misiniz ya? O sıkıntılı, vermiyor. Şeye göndermişler, arızalıymış. Altın merkezim çavuş daha denen konuşuyor. One Hit Dura ekiplerine bildiriyorum. Şu anda bir anlaşıldı. Bekleme bombalı kalın. Vaka vardı. Vaka çözüldü fakat şu anda şehir merkezinde değişik bölgelerde bomba şüphesi var. Bütün moteller, restoranlar detaylı şekilde bir tarama gerçekleştirelim. Bir departman tarafına yönlendirelim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bu ne? Bu araba? Mekanik arabası. Şeyin mekaniğin arabası. Tamamdır Teğmen, gerekli bildirimi verdim. Tamam, jammerlı arabalar falan çıkarsınlar da sinyal kesiciler falan. Takmış oğlum bu herifler. Özür dilemediniz, millet öldü diye sayıklayıp duruyor. Ruh hastası herif. Bira falan ısmarladı bana, manyak manyak.